Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, geleceğe dair hedeflerinizin, kariyer planlarınızın, iş ve sorumluluklarınızın öne çıktığı önemli bir ay Şubat ayı. Konu başlıklarına şöyle bir göz atalım. Hemen ayın başında 1 Şubat'ta Kova burcunda yeni ay doğacak. 5 Şubat'ta Güneş ve Satürn yine Kova burcunda kavuşuyor ve Merkür retrosu 5 Şubat itibariyle sona erecek. Ay boyunca gezegeniniz Mars Oğlak burcunda, Venüs de birlikte hareket edecek ve 16 Şubat'ta Aslan burcunda yine çok güçlü bir dolunay meydana gelecek. Evet, 1 Şubat'ta meydana gelecek olan Kova yeni ayı 11. evinizde ve Satürn'le birleşen Satürn yönetiminde kararlı, hırslı ve bir yandan da hayatımızın sorumluluk alanlarına daha fazla dikkat çeken bir yeni ay bu. Yeni ay sırasında yönetici gezegeniniz Mars'ta Oğlak burcunda olacak. Hedefleriniz var, geleceğe dair planlar, programlar var, belki yeni projeler var gündemde. Sosyal hayatınız, arkadaş çevreniz, ait olduğunuz bazı gruplar, belki bir ekip çalışması, topluluklar ve toplum için yaptığınız faaliyetler alanında da yeni oluşumlar içerisinde olabilirsiniz. Ancak Merkür retrosu henüz bitmemiş olacak. Bu bazı şeyleri biraz daha böyle durup düşünmemiz konusunda da bizi uyarıyor aslında. Merkür gerilerken Plüto'yla da birleşiyor. Ve bu gelecek kaygılarını arttırabilir. Biraz bizi kuşkucu, korkularımızla hani yüzleşir hale getirebilir. Satürn zaten sorumluluklar gezegeni ve yeni ayın Satürn'le birleşmesi bazı engellerle, kısıtlamalarla ya da daha fazla bizi zorlayacak koşullarla karşılaşabileceğimizin de göstergesi. Bir şeyleri hayatımızdan eleyebiliriz. Belki üzerinde çalıştığınız bir proje var. Bunun artık ilerlemeyeceğini belki kabul edip bunu bırakabilirsiniz ve belki yeni projelere doğru yol alabilirsiniz. İlerlemesi mümkün olmayan bir ilişkinin bitmesine de karar verebilirsiniz. Belki bir arkadaş grubunuz ya da bir ekip çalışmasından ayrılmak isteyeceksiniz. Ya da burada bazı elemeler yapacaksınız arkadaş çevrenizle ilgili. Evet, bu yeni ay 12 derecede olacak sevgili koçlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçların, yani Kova, Aslan, Boğa, Akrep gibi burçların 12 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, bu yeni ay enerjileri sizi çok daha güçlü etkileyebilir. Zaten Satürn'ün de size şu anda daha güçlü etkileri olacaktır. Özellikle sabitlerde gezegenleriniz varsa. Bu yeni ay bize şunu söylüyor aslında. Sorumluluklarımıza bakalım. Şartlarımızı, olanaklarımızı iyi değerlendirelim. Hayata gerçekçi bakalım anlamına geliyor. Bu bize önemli farkındalıklar da getirebilir. Geçtiğimiz Ocak ayı Venüs'ün ve Merkür'ün retrosu nedeniyle aslında biraz hayat şöyle durakladı, geçmişi daha fazla sorguladık ya da işte hak edişlerle, hatalarımızla belki yüzleştik. Bu yeni ay diyor ki, edindiğin farkındalıklarla beraber yol ayrımlarına gidebilirsin ve burada yanlış hedeflerimiz varsa ya da yanlış fikirlerimiz, düşüncelerimiz, yöntemlerimiz varsa bunları bu yeni ay ile beraber bırakabiliriz. Yeni kapıları kendimize açabiliriz. Evet, yeni ay etkileri ayın 15'ine kadar güçlü bir şekilde devam edecek. Merkür retrosu 5 Şubat itibariyle artık düzeliyor. 15 Şubat'a kadar Merkür Oğlak burcunda, 15 Şubat'tan itibaren de Kova burcunda olacak. Bu sizin 10. ve 11. eviniz zaten ve buralarda genel olarak tabii ki toplumsal alanlar. Şubat ayının genelinde özellikle toplumdaki duruşunuz, statünüz, kariyeriniz, gelecek planlarınız, sosyal çevreniz daha fazla gündeminizde olacak. Mars ve Plüto ay boyunca Oğlak burcunda, Merkür ile Venüs hep yan yana ve Oğlak burcunda. Aslında gerçekten Mars eylem demek, işte Venüs bizim beklentilerimiz, arzularımız, kişisel zevklerimiz anlamına geliyor. Bu ay çok duygusal bir ay değil. Bu ay daha olaylara objektif bakabileceğimiz, mantıklı olabileceğimiz, gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirebileceğimiz bir ay. Tabii ki biraz hayatın hani karamsar yönleri, hani olumluluklar değil de olumsuzluklara daha fazla çekilebiliriz ya da işte yaşamımızdaki eksikleri daha fazla fark edebiliriz. Bu bize biraz karamsar bir bakış açısı verebilir, melankolik bir bakış açısı verebilir. Ancak Mars'ın Oğlak'taki güçlü pozisyonu
gerekli hamleleri yapma, gerekli mücadeleleri yapma konusunda da sizi destekleyecek son derece sabırlı, kararlı, hırslı, tutkulu bir şekilde hedeflerinize odaklanabilirsiniz ve duyguların da sizi etkilemesini bu ay önleyebilirsiniz sevgili koçlar. Evet ve 16 Şubat'a geldiğimizde ay dolunay fazına ulaşacak. Aslan burcunda güçlü bir dolunay var. 5. evinizde meydana geliyor 27 derece Aslan burcu dolunayı. Aşk hayatınız, romantik konularda önemli vurgular var. Aşık olabilirsiniz, ilişkilerinizle ilgili önemli bazı dönüm noktaları olabilir. Size heyecanlandıracak, yaşam enerjinizi arttıracak keşifler olabilir. Bu bir yeteneğinizi keşfetmek, bir yeteneğinizle ilgili belki hayatınızda işte bir faaliyet alanının ortaya çıkması, kendinizi ifade edebileceğiniz, gösterebileceğiniz, toplum önünde kalabalıklar içerisinde böyle dikkat çekebileceğiniz bir dönem. Yaptığınız çalışmalar da fark edilebilir. Bu size bir başarı, bir alkış getirebilir. Aslan dolunayı, özgüveninizi de arttıran bir dolunay aslında. Bu dolunay Satürn'le, evet tabii ki Satürn'le bir karşıtlığı var, ancak çok derece olarak yakın değil, ay düğümleriyle çok güçlü bir açısı var. Bu dolunay maddi durumunuz, kendinizi maddi manevi güvende hissetme koşullarınızla da ilgili güçlü dönüşümler getirebilir. Biraz şansa ihtiyaç duyduğunuz bir ay ya da şansınıza çok güvendiğiniz bir dönem olabilir. Ancak şans gerektiren konularda da başarılar getirebilir. Risklere de dikkat etmek gerekiyor. Aslında çünkü risklerle de ilgili, özellikle piyasalarda, spekülatif alanlarda, risk aldığınız yerlerde güvenli adımlar atmak gerekiyor. Güvenli ve uzun vadeli düşünürseniz ya da daha önceden böyle adımlar attıysanız bu dolunay size bazı başarılar getirebilir. Tabii ki bunlar maddi konularda da olabilir. Çocuklarınızla ilgili çok güçlü etkiler olabilir. Bu dolunay enerjisiyle beraber hamilelik, doğum gibi konuları da destekliyor aslında Aslan dolunayı. Eğer böyle bir planınız, arzunuz varsa, evet bu dolunay bu gündemleri de açığa çıkarabilir aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle sabit burçların 27 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu etkiler artar. Sizin için çok daha güçlü olabilir ve gerçekten biraz böyle heyecanlı bir dolunay döngüsü yaşayabilirsiniz. Dolunayın ardından 18 Şubat sonrası artık Venüs ile Mars Oğlak burcunda birlikte hareket ediyorlar. Balık burcundaki Jüpiter'in Boğa burcundaki Uranüs'te de güzel bir seksil açısı devreye girecek aslında. Bu sizin iş, kariyer konularınızda, günlük sorumluluklarınız ya da arzularınız, hedeflerinizle ilgili alanlarda destekleyici etkiler getirebilir. Merkür'ün de 15 Şubat itibariyle Kova'ya geçmesi sosyal hayatınızda, arkadaş ilişkilerinizde biraz daha hareketliliği arttıracak, iletişim trafiğini arttıracak. Bu yeni bir şeyleri öğrenme, bir eğitime başlama, özellikle sosyal medya, internet, bilişim sektöründe yapılabilecek işler olabilir mesela, ya da işte teknolojiyle ilgili bazı işler olabilir, ya da bir grup eğitimi, bir ekip çalışmasında aktif olmanız, bunlar olabilir. Bu alanlarda daha fazla destekler getirebilir. 18 Şubat 20 Şubat arası maddi konularda bazı sürpriz yardımlarla karşılaşabilirsiniz. Yani bir borcunuz var, ödemek için bir destek alabilirsiniz ya da maddi anlamda gerçekten böyle belki de ihtiyaç hissettiğiniz o para kazanma ve kendinizi güvende hissetme, istikrar arıyorsanız parasal konularda, hani bunları sağlayabilecek bazı koşullar oluşabilir. Bunlar görünen ya da görünmeyen, bunlar ruhsal yardımlar da olabilir. Yani bir farkındalık ya da bir ilham gibi. Ya da gerçekten böyle etrafınızdan yardım alabilirsiniz. Özellikle size destek olabilecek kişiler tarafından. 23 Şubat, 25 Şubat bunlar da oldukça başarılı günler. Yaratıcılığınızın öne çıktığı günler ve çalışma hayatınızda, kariyerinizde dikkat çekebileceğiniz günler. Özellikle yeteneklerinizi değerlendirdiğiniz takdirde gerçekten üstlerle ilişkilerinizin olumlu olabileceği, otoritenin desteklerini hissedebileceğiniz, bazı böyle ödüllerle de yine karşılaşabileceğiniz günler. Evet, ayın geneline baktığımızda oldukça kariyerinizi destekleyen bir ay aslında. Mücadeleler var. Doğru bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Doğru hedefler belirlemeniz gerekiyor. Yeterince sorgulama yaparsanız, detaylara dikkat ederseniz sizin ilerlemenizi bir şekilde zorlaştıran düşüncelerden, hareket planlarından uzaklaşabilir.
doğru hedeflere odaklanabilirseniz bu ay gerçekten kariyerinizde, toplumsal duruşunuzda, statünüzde önemli adımlar atabileceğiniz, güçlü temeller oluşturabileceğiniz güçlü bir ay sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve başarılı bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.